Levent Başaran Bey arıyor. Alo. Alo. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Günaydın. Çok İyi yayınlar. çok teşekkürler. Bizler iyiyiz. Düzce'ye selamlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hoş geldiniz Tüm programımıza. çiftçilerimize hayırlı bir gün diliyorum. Ve bir de programınız hayırlı olsun. Çok Yeni teşekkürler. Sağ başladınız. olun. Fındıkla ilgili hemen bilgileri alalım. Buyurunuz lütfen Levent Bey. Şimdi efendim tabii malumunuz fındık Türkiye için önemli bir ürün. Kesinlikle. Dolayısıyla bu önemli ürünün önemli sıkıntıları da var. Evet. Biliyorsunuz şimdi devamlı da tekrarlanıyor ama işte dünya fındığının %75'ini üreten Türkiye bir de tabii ihracatta da tarım ürünleri arasında çok önemli bir yeri olan bir ürün fındık. Şimdi fındığa baktığımız zaman diğer ürünlere nazaran kamuoyunda gördüğü gibi daha fazla destekleniyor gibi görse de evet. Aslında önemi itibariyle o bahsedilen desteği alır durumda değil fındığımız. Evet. Desteği yeterli değil diyorsunuz. Fındıktaki destek yeterli değil. Doğru tabii mu? Tabii son zamanlarda 2009'da tabii bir fındık stratejisi yayınlandı. Fakat bu stratejinin yanlış olduğu bugün ortaya çıktı. İhracatçı kesimine baktığımız zaman biz işte daha fazla fındık satabiliriz söylemiyle son günlerde ortaya çıkmaya başladılar. Fakat bunun gerçekleşebilmesi için de eski fındık bahçelerinin yenilenmesi gerekiyor. Evet. Tabii bunun için de destekleme şart. Yenilen fındık bahçelerinde sertifikalı fidan desteğinin olması elzem. Bunun gerçekleşebilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Geçen Aralık ayında Aralık'ın 18-19'unda Trabzon'da bir fındık çalıştayı düzenlendi. Bu çalıştayda bana göre çok önemli kararlar da alındı bu konuda. Evet. Özellikle fındığın üretici boyutunda desteklenebilmesi anlamında. İnşallah bunlar gerçekleşir diyorum. İnşallah. Çünkü Düzce'de yine fındık üretimi açısından önemli merkezlerimizden biri. Akçakoca Ziraat yani Odası Başkanımız. Batı Karadeniz, yani fındıkta çok da özellikle Doğu Karadeniz baskın olsa da kamuoyunda Batı Karadeniz çok önemli bir üretim kesinlikle bölgesi fındıkta. Son günlerde gündemde olan yine bir lisanslı depoculuk şeyi var. Evet. Biliyorsunuz dün düzenlersem arkadaşlarımız da bahsettiler yine sizin programınızda. Şimdi lisanslı depoculuk kapatılmaması lazım. Dün de konuştuk bunu evet. Evet, diğer oda başkanlarım dile getirildiler ama. Buyurun sizin de fikrinizi alayım ben bu konuda. Önemli çünkü. Şimdi buradaki önemli olan üreticinin lisanslı depoculara katılımının sağlanmasıydı. Maalesef üreticiler için cazip görülmedi lisanslı depolar. Bununla lisanslı depo yönetmeliğinde bir değişik yapılması gerekiyor. Üreticilerin katılımı sağlanması için bazı desteklerin veya orada kira indirimlerinden, stopajlardan muhabbetlerinin getirilmesi olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir yapının fındık üreticisinin için önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle önemli. Bu konuda tekrar hani sizin de fikriniz yine açılması ve lisanslı depoculuğun fındık sektöründe de var olmasından yana. Yine fındık fiyatlarıyla ilgili de bir dalgalanma söz konusu, bir düşüşten bahsediliyor. Buna ilişkin neler söylersiniz Sayın Başkan? Ben spekülatif olarak görüyorum. Çünkü Aralık ayında ben de bununla ilgili bir beyanatta bulunmuştum. Evet. İklim şartlarının fındığı olumsuz yönde o anki durum için etkileyemeyeceği konusunda ama bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz siz de takip ediyorsunuz. Ocak ayında ve Şubat'ın başlarında sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üstünde seyrediyor. Evet, dolayısıyla burada bir 20 günlük erken uyanma söz konusu. Özellikle şeyde tomurcuklarda. Bu önümüzdeki süreçte çok büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yani önümüzdeki sezon için her halükarda sıkıntılı bir dönem bekliyor bizi. Ben özellikle çiftçilerimizin buna hazır olmasını temenni ediyorum. Çünkü ekonomik şeylerini bu olumsuz tabloya göre dizayn etmeleri gerekecek diye düşünüyorum. Bu bağlamda da fındık fiyatlarının bu şekilde düşüyor olması çok normal bir tablo değil.
Evet. Bunun başka sebebi de her ne kadar piyasa belli bir 2009'dan sonra serbest piyasa şartlarına bırakılıp arz talep dengesine göre oluşuyor dense de fiyatların. Hı hı. Bugün öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü evet, alıcı hemen hemen tek sayılır. Avrupa fındık şeyi var. Bu anlamda da tabii ki işte fındıkçının stok müessesesinin olması elzem durumda. Bu evet, da şu an için bu şartlarla lisanslı depo gibi duruyor. Bu tür aşırı fiyat düşüklerine veya fiyat istikrarına sağlanması konusunda. Evet. Bunlar da önemli konular fındık sektörü açısından. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başaran. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Umut ediyoruz mevsim koşullarından en az düzeyde etkilensin üreticileriniz. İnşallah. Çok büyük risk açıyor çünkü önümüzdeki süreç içerisinde. İnşallah. Sağlıklı ve verimli bir yıl geçirelim inşallah. Tarım sektörü açısından, fındık üreticilerimiz açısından İnşallah. Da. Sayın Başaran çok teşekkürler. Düzce Akçakoca'ya selamlar. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok teşekkürler.